demokrasiyle yönetilen ülkelerde yerel yönetimlerin demokratik yapılanmanın ön koşulu olarak görülmesinin nedeni karar süreçlerine katılıma olanak sağlayan kurumlar olmalarıdır. Demokrasi kavramının temel gerekleri olan halk katılımı, çoğunluk ilkesi ve seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğu gibi değerlerin yerel yönetimlerde hayata geçirilmesi daha kolaydır. Yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılım, sorunların daha sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlamanın yanında getirilecek çözümlerin daha etkili ve tutarlı olmasını da sağlar. Yerel demokrasi, yerel halkın karar süreçlerine doğrudan ya da temsilciler yoluyla katılımıdır. Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçüt, yerel halkın kararları yaptığı katkının derecesidir. Bu katkı ne kadar fazlaysa, yerel demokrasi o oranda gelişmiştir. Bu konularla ilgili olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Yerel yönetimler, katılım, hemşehri hukuku, halk toplantıları, danışma kurulları, ihtisas komisyonları, kamuoyu yoklamaları, yerel gündem 21, kent konseyleri, gönüllü katılım. Bu programı izledikten sonra, yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımın önemi nedir? Yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılım uygulamaları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Günümüzde yerel yönetimlerde karar süreçlerine halkın katılımının sağlanması gerekliliği üzerinde durulan bir konudur. Dolayısıyla yerel yönetimlerin halk katılımını güçlendirecek yapılanma içinde olması yerel demokrasinin gelişimine katkı sağlayacaktır. 8. 5 yıllık kalkınma planı Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyon raporunda yerel katılım ilkelerinin saydamlık ve demokratiklik olduğu belirtilmiştir. Saydamlığın yerel yönetim faaliyetlerinin bilgilerine erişme hakkı tanınması, çalışmalarda şeffaflık ve açıklık sağlanmasıyla yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olunmasının temel yurttaşlık hakkı olduğu vurgulanmıştır. Buna ek olarak yönetilenlerin resmi belge ve bilgilere ulaşabilme hakkı ve halkın kamu politikalarının oluşumu sürecine dinleyici ya da karar alıcı olarak katılmasının açıklığın en önemli iki yönü olduğu belirtilmiştir. Yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımın dünyada uygulanan farklı biçimleri vardır. Bunlar arasından özellikle şu yöntemler yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımın denemeleri olarak uygulanmaktadır. Geri çağırma, halk toplantıları, ombudsman, proje demokrasisi, halk oylaması, meclis toplantılarına katılım, danışma kurulları, planlama çemberleri ya da forumları, yurttaş kurulları, gelecek atölyeleri, yuvarlak masa toplantıları, iletişim demokrasisi, gündem 21 ve yerel gündem 21, hemşehri hukuku, ihtisas komisyonları, stratejik planın hazırlanması, kamuoyu yoklaması, gönüllü katılım ve kent konseyleri. Geri çağırma seçmenler tarafından belli usul ve şartlara bağlı olarak halk oylamasıyla seçilmiş kişi ve organların görevine son verilebilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Geri çağırma yöntemi iyi düzenlendiği takdirde ve amaçlarına uygun kullanıldığı sürece seçilmiş yöneticiler için önemli bir denetim aracı ve bireyler için de yapıcı bir katılım uygulaması oluşturabilir. Türk Yerel Yönetimler Mevzuatı içerisinde geri çağırma mekanizması yoktur. Halk toplantıları, kamuoyunu bilgilendirmek ve yöneticilere kamunun düşünce, duygu ve isteklerini iletebilmek amacıyla başvurulan geleneksel bir yöntemdir. Bu toplantılar, birey ve yönetim arasında bilgi akışının sağlıklı bir biçimde yürümesine de hizmet eder. Türkiye'de belediyelerin en çok yararlandığı katılım yöntemi halk günleridir. Bu tür toplantılar, yerel yönetimlerin halka aracısız ve direkt ulaşmasını sağladığı için önemlidir. Bu toplantılarda alınan kararlar yerel yönetimler için bağlayıcı değildir. Ancak yerel yönetimler bu kararları dikkate alma ihtiyacı hissederler. Kamu denetçiliği, yurttaş avukatı ya da halk hakemi adlarıyla anılan ombudsman, yerel yönetimlerde önemli bir işleve sahiptir. Yerel ombudsman, yerel topluluk üyelerinin yerel yönetimden herhangi bir şikayetleri olduğunda konunun incelenip değerlendirilmek üzere başvuracağı makamdır. Proje demokrasisi, bir projenin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında başta yerel topluluk üyeleri olmak üzere kamuoyunun değişik düzeylerde ve ölçeklerde bu aşamalara katılabilmelerini ifade eder.
Bu uygulamanın temel amacı bireylere onların yaşamlarını yakından ilgilendiren veya etkileyecek olan geliştirilmiş ya da geliştirilmekte olan projeler konusunda söz sahibi olabilmelerini sağlamaktır. Yerel halkın yerel yönetimlerin hizmetleri konusundaki yaklaşımlarının belirlenmesi ve katılım olanağının oluşturulması noktasında kullanılabilecek yöntemlerden biri de halk oylamasıdır. Bu yöntem, yerel düzeydeki bazı konulardaki halkın görüşlerinin alınması, sunulan çözüm önerilerinden hangisinin üzerinde yoğunlaştıklarının belirlenmesi amacına yönelik bir yöntemdir. Meclis toplantılarına bireylerin katılımının sağlanması, bireylerin dilek ve sorunlarının yönetime ve meclise iletmesini sağlayabilecek bir yöntemdir. Meclis toplantılarına katılım yoluyla bireylerin bilgi eksikliğinin giderilmesi ve sorunların mecliste görüşülmesi sağlanır. Yerel yönetimlerin temel çalışma konuları olan konularda demokratik kitle ve meslek örgütlerinin, uzmanların ve halk temsilcilerinin katıldığı danışma kurullarının oluşturulması ve bunların yerel yönetimlere çalışmalarında yol gösterici olması, kamu bilincinin ve yaşama ortak olma sorumluluğunun geliştirilmesinde önemlidir. Danışma kurulları, yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımı artırmak amacıyla halkın işleri ve sorunları konusunda yetkili organlarla birlikte çalışan, onlara tavsiyelerde bulunan yerel topluluk üyelerinden oluşur. Planlama çemberleri, rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen bir grup bireyin günlük çalışmalarından arta kalan zamanlarında planlama sorunlarının çözümü için uzmanlar eşliğinde oluşturulmuş çalışma gruplarına katılmalarını öngören bir yöntemdir. Yurttaş kurulları, toplumsal yapının ihmal ettiği dezavantajlı grupları yerel karar oluşturma süreçlerine katma amacıyla oluşturulur. Engelliler, yardıma muhtaç çocuklar, yoksullar, kadınlar ve yabancı uyruklu bireyler bu gruplardan bazılarıdır. Kurullar, danışmanlık işlevi görmekle birlikte yönetimi etkileme güçleri yüksek olan oluşumlardır. Gelecek atölyelerinde planlama, sosyal sorunlar ve gençlerle ilgili çalışmalar ağırlıklı çalışma konularındandır. Gelecek atölyeleri eleştiri, fantezi ve uygulama gibi üç temele dayanarak yurttaşlardan yerel ölçekte yararlanmayı sağlarlar. Bir yönetici eşliğinde çalışan atölyelerde etkileşime dayanan bir beyin fırtınası, dilekler ve umutlar demeti ortaya konur ve sonuçlar değerlendirilir. Yuvarlak masa toplantılarında katılımcılar daha çok bilim adamları ve sorun alanlarına göre uzmanlardan oluşur. Çeşitli önceliklerin belirlenmesi ve bunların karar organlarına aktarılması, bu yapılırken uzlaşmacı bir yöntem izlenmesi yuvarlak masa toplantılarının özellikleridir. Günümüz toplumlarında internetin karar süreçlerine katılım açısından getireceği yeniliklerin başında bireye bilgi edinme aşamasında büyük kolaylıklar sağlaması gelir. Bu teknoloji gelişmiş ülkelerde, yönetsel etkinliklerde, özellikle de yerel yönetim etkinliklerinde yaygın biçimde kullanılır. Örneğin kent hakkında genel bilgiler, kentsel, sosyal, kültürel, çevresel, yönetsel etkinliklerin duyurulması, kentsel hizmetler takvimi, resmi ve özel kuruluşların adresleri ve ulaşım kanallarının duyurulması, belediye yöneticileri ve belediye meclisi hakkında bilgilerin sunulmasını sağlar. Gündem 21, kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen sürdürülebilir kalkınma kavramının uygulanmasına yönelik küresel uzmanlaşmanın ve siyasi taahhütlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planı olarak ortaya çıkmıştır. Gündem 21'in çıkış noktası 1992 yılında Rio de Janeiro'da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'dır. Gündem 21'in yerel yönetimlerle ilgili bölümünde yer alan Yerel Gündem 21, yerel sürdürülebilir kalkınma sorunlarını çözmek için uzun dönemli stratejik bir planın hazırlanması ve uygulanmasıyla yerel düzeyde Gündem 21'in hedeflerine ulaşılmasını amaçlayan katılımlı bir süreçtir. Yerel demokrasi, yerel halkın karar süreçlerine doğrudan ya da temsilciler yoluyla katılımıdır. Yerel yönetimler, yönetime katılım, hizmetlerde etkinlik, demokratik uygulamalar, özgürlük gibi demokrasinin pek çok değeriyle birlikte anıldıkları ve toplumun demokratikleşmesine önemli katkılar sağladıkları için yerel demokrasi kurumları olarak adlandırılır.
Katılımsa günümüzün önemli bir olgusudur ve özellikle gelişmiş ülkelerde gittikçe daha fazla uygulama alanı bulmaktadır. Yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımın dünyada uygulanan farklı biçimleri bulunur. Bu programda yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılımın önemi nedir? Yerel yönetimlerde karar süreçlerine katılım uygulamaları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Yerel Yönetimler ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.